Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 5. sınıfın 6. ünitesinde yer alan etkin vatandaşlık konusunu işleyeceğiz. Etkin vatandaşlık konusu 4 bölümden oluşmakta arkadaşlar. Birinci konumuzun adı halka hizmet edenler. İkinci konumuzun adı yönetim birimleri ve yöneticileri. Üçüncü konumuzun adı katılım ve düşünce özgürlüğü. Dördüncü konumuz da egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz. Biz birinci konumuzdan başlayalım. Evet, bu ünitede göreceğimiz bazı kavramlar var arkadaşlar. Bilmediğimiz kavramlar olabilir. O yüzden bunların bir açıklamasını yapalım. Mesela etkin yurttaş. Ne demek arkadaşlar etkin yurttaş? Devlet veya kurumların geleceklerini belirlemesinde yönetimde olmasa bile rol oynayan, devlete ve topluma olan sorumlulukların bilincil olan bireylere biz etkin yurttaş diyoruz. Yani katılımcı yurttaş, haklarını ve sorumluluklarını bilen yurttaş diyoruz. Katılım, bir süreç ya da bir durum içinde istekli ve eylemli olarak bir işi üstlenme ya da bir olayda etkin olma. Yani hayatta aktif olmak manasına da gelebilir. Sivil toplum kuruluşu, o da sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren kuruluşlar. Sosyal örgüt, ortak bir amaç veya bir işi gerçekleştirmek için bir araya gelen kurum ya da kişilerin oluşturduğu birliğe sosyal örgüt diyoruz. Hepimiz hayatta mutlaka sivil toplum kuruluşlarına ve sosyal örgütlere mutlaka üyeyiz. Yine bir başka kavramımız dayanışma arkadaşlar. Dayanışma bir topluluğu oluşturan duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır. Yardımlaşma manasına da gelebilir. İş bölümü, bir işi iki veya daha çok kişi arasında bölmeyi, paylaşmak manasına da gelebilir. Yardımlaşmak manasına da gelebilir. Kurum, bunu daha önceki ünitelerimizde de görmüştük. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan, bunun altını çiziyorum, yapıdır. Teşkilat ise arkadaşlar, ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu tertipli ve düzenli çalışan birliğe denir. Sosyal etkileşim, insanların ve toplumların birbirinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür ve benzeri durumları aktarmasına da biz sosyal etkileşim diyoruz. Günümüz değişen dünya şartlarında sosyal etkileşimin son derece fazla olduğunu da biliyoruz. Evet. Halka hizmet edenler konumuz. Bu konumuzdaki kazandığımızda arkadaşlar, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. Toplum neydi arkadaşlar? Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşamakta olan ve temel çıkarlarını sağlamak amacıyla işbirliği yapan insanların tümüne biz toplum diyoruz. İnsan sosyal bir varlık olduğu için mutlaka bir toplum içerisinde var olmak zorunda. Neden? Çünkü farklı farklı ihtiyaçlarımız var. Bu farklı ihtiyaçlarımızı hepimiz tek başımıza karşılamamız mümkün değil. Bu yüzden de birlikte yaşamak zorundayız. Temel çıkarlarımız doğrultusunda. Dolayısıyla da toplum dediğimiz kavramı oluşturuyoruz biz arkadaşlar. İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren birçok şeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Az evvel söylemiştim. Bazı ihtiyaçlarını karşılamak için diğer insanlara ihtiyaç duyarlar. İşte bu nedenle insanlar hayatlarını sürdürebilmek için birbirleriyle işbirliği yapmaya mecburdurlar sevgili arkadaşlar. Yine insanların hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Mesela bu ihtiyaçlarımızı hemen örnekler verelim. Neler olabilir? Beslenme, barınma, sağlık, eğitim alma, adalet, güvenlik, giyinme. Bizlerin insan olarak temel ihtiyaçlarımızdan bazıları. İnsanların ihtiyaçlarının çeşitliliği, farklı mesleklerin ve farklı kuruluşların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları
görev almaktadırlar. Tabii devlet tüm halkın ihtiyaçlarını bazen karşılamaz, bazen bunu da sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yapar. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri ve devletin kurumları arasında mutlaka işbirliği bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Şurası önemli. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında devlete büyük görevler düşmektedir. Anayasamızda devlete düşen sorumluluklarla ilgili mutlaka maddelerimiz vardır. Mesela konumuzla ilgili anayasamızın ilgili maddesinde şöyle yazar. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir ifadesi yer almaktadır. Arkadaşlar devlet toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanmasından sorumludur demiştik. Devlet vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için kendine bağlı kurumlar kurarak bu kurumlar arasında iş bölümü yapmıştır. Bu kurumlar bakanlıklara bağlı olarak topluma hizmet ederler. Örneğin ülkemizdeki ulaşımla ilgili hizmetleri biz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı vasıtasıyla alıyoruz. Mesela ülkemizde sağlıkla ilgili ki günümüzde de çok revaçta olan bir bakanlık, Sağlık Bakanlığı, sağlıkla ilgili ülkemizdeki ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili çalışan bakanlık. Güvenlikle ilgili İçişleri Bakanlığımız, ülkemizdeki güvenlikle ilgili her türlü sıkıntıyı ortadan kaldırmak için üzerine düşen her türlü görevi yapmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla ülkemizdeki çevre sorunları ya da çevreyle ilgili gelişmeler yapılmaktadır. Kurum ve kuruluşların amaçları neler olabilir peki arkadaşlar? Bir defa insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak birinci amacıdır. İnsanların daha rahat yaşamalarını sağlamak elbette ki. Hizmet götürülmeyen yerlere hizmet götürülmesini sağlamak ve insanların diğer insanlarla eşit şartlarda yaşamalarına yardımcı olmaya çalışmak. Peki kurumların özellikleri neler olabilir? Arkadaşlar kurumlar her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları var. Toplumsal kurumlar ihtiyaçlardan doğduğu için ihtiyaçların karşılanması da işlevseldir. Ancak kurumların bu işlevleri zamanla değişebilmektedir. Toplumsal kurumlar her toplumda vardır ancak toplumdan topluma zamanla değişme gösterebilmektedir. Peki kurumların yanında bir de sivil toplum kuruluşları var arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları neydi, ne işe yarar? Bakalım. İnsanların çeşitli ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlardan bazılarının sürekli karşılanması gerekir. İhtiyaçların karşılanmasına sorumlu olan devlet demiştik. Devlet kurumlarına yardımcı olan bazı kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Yani sivil toplum kuruluşları genel itibariyle devletin yaptığı çalışmalara katkı vermek amacıyla kurulmuş kuruluşlardır da diyebiliriz. Biz bunlara STK diyoruz kısa adıyla yani sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları devlet kurumlarından başka çeşitli alanlarda çalışmalar yapan, üyelerini ve çalışmalarını gönüllülerden seçen, burası önemli, gönüllülerden seçen, maddi gelirlerini bağışlardan gönüllü kişilerin ödemelerinden sağlayan kuruluşlardır. Yine sivil toplum kuruluşlarına ait bir özellik de dernekler, vakıflar, sendikalar, çeşitli odalar ve birlikler bu grubun içerisine girmektedir arkadaşlar. Peki sendika ne demek? Sendika çalışanların ortak hak ve çıkarlarını koruyan devlet, iktidar ve siyasi partilerden bağımsız olarak kurulan örgütlerdir. Herhangi bir alandaki aynı işi yaptığınız insanlarla bir araya gelip sizin ve o grubun haklarını savunmak amacıyla kurulmuşlardır arkadaşlar sendikalar. Dernekler ne işe yarar arkadaşlar? Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan topluluğa denir. Yine sendikanın bir benzeri diyebiliriz. Vakıf, birçok kişi tarafından kurulan ve toplumun yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. O da esnaf ve zanaatkarların bir araya gelerek oluşturdukları mesleki dayanışma kuruluşudur. Mesela terziler odası, lokantacılar odası gibi.
Not, ülkemizde görev yapan sivil toplum kuruluşları genel olarak aşağıdaki alanlara hizmet etmektedir arkadaşlar. Mesela sivil toplum kuruluşları ile ilgili eğitim alanında faaliyet gösterenler, sağlık alanında faaliyet gösterenler, doğal afetler alanında faaliyet gösterenler, çevre sorunları konusuyla ilgili faaliyet gösterenler, insan hakları ile ilgili faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır arkadaşlar. Hem bizde, ülkemizde hem de dünyada. Sevgili arkadaşlar, ülkemizde sağlıkla ilgili çalışmalar yapan bazı sivil toplum kuruluşlarından bahsedelim. Mesela Kızılay, Yeşilay, Sigara ile Savaşanlar Derneği, Lösemili Çocuklar Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı gibi ülkemizde insanların hizmeti için uğraşan, insanlara herhangi bir alanda fayda sağlamak amacıyla kurulmuş birçok STK'lar, yani sivil toplum kuruluşları var. Peki ülkemizde eğitimle ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının hangilerine örnek verebiliriz? Mesela Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türk Eğitim Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Darüşşafaka bunlardan bazıları arasındadır. Bir de ülkemizde çevre ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına bir göz atalım arkadaşlar. Mesela TEMA. TEMA'nın çalışmalarını hepimiz biliyoruz. Çevre ve Kültür Derneklerini, Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye Çevre Vakfı. Yine ülkemizde çevre ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından bazıları arkadaşlar. Peki resmi kurum? Resmi kurum arkadaşlar, kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlardır. Resmi kurumlarla sivil toplum kuruluşlarının bazı ortak yönleri de var tabii. Mesela resmi kurumlar, mesela Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nı biz resmi kurumlara örnek olarak gösterebiliriz. Sivil toplum kuruluşlarına örnekler nelerdi? AKUT, yani Arama Kurtarma Timi, AÇEV, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türk Kızılay'ı da yine ülkemizde sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verebileceğimiz kuruluşlardandır sevgili arkadaşlar. Peki resmi kurumların özelliklerine bakalım. Resmi kurumlara bir defa katılım zorunludur. Görev alacak kişilerin rolleri resmi kurumlar tarafından daha önceden belirlenmiştir sevgili arkadaşlar. Resmi kurumlarda bireylerin yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar dışına çıkması yasaktır. Yani siz bir devlet memuru olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla amirlerinizin size verdiği görevlerin haricinde başka bir görevle uğraşmanız yasak. Resmi kurumlarda görev alan bireyler çalışmalarının karşılığında belli bir ücret, yani maaş alırlar. Resmi kurumlardaki çalışma saatleri daha önceden belirlenmiştir ve tüm çalışanlar bu saatlere uymak zorundadır sevgili arkadaşlar. Resmi kurumlarda çalışanlar arasında yönetici, müdür, şef gibi ast üst ilişkisi bulunur. Yine resmi kurumlarda çalışan bireyler genel olarak aynı mesleğe sahiptirler. Örneğin bir devlet hastanesinde bir avukat çalışmaz. Resmi kurumlarda görev alan kişilerin belli yaş aralıklarında olması gerekir. Ülkemizde devlet memuru olabilmek için belli bir yaş kriteri var sevgili arkadaşlar. Bu kriterin üzerinde olursanız siz devlet memuru olamazsınız. Resmi kurumlar görev alacak olan üyelerini sınav, atama, görevlendirme gibi belli şartlar sonrasında belirlerler. Ülkemizde de biliyorsunuz KPSS, kamu personeli seçme sınavı adı altında bir sınav yapılmakta. Bu sınavdan kişilerin aldıkları puanlar doğrultusunda gerekli mülakatların yapılmasıyla beraber kişiler sınavları geçerlerse kamu kurumlarına devlet memuru olarak atanabilmektedirler.
Resmi kurumlarda çalışan bireyler belli çalışma saatleri, belli çalışma süreleri sonrasında emekli olma hakkına sahiptirler. Belli süreler çalıştıktan sonra 25, 35, 45 artık kanunlarımızın belirttiği resmi kurumlarda çalışan bireyler belli çalışma süreleri sonrasında emekli olma hakkına sahiptirler sevgili arkadaşlar. Resmi kurumlarda çalışanlar istedikleri zaman görevlerini bırakamazlar. Ben artık bu işi yapmayacağım diyemiyorsunuz. Çünkü devlette bir sözleşme imzalamışsınız. Bu sözleşmenin sorumluluklarını yerine getirmek zorundasınız eğer devlet memuru olmuşsanız. Resmi kurumlarda çalışanlar görevlerinden istifa edebilirler. İstifa eden bireylerin görevlerine geri dönmeleri ancak belli şartlara bağlıdır. Bu da kanunlarımızda belirtilmektedir arkadaşlar. Peki sivil toplum kuruluşlarının özellikleri neler? Arkadaşlar sivil toplum kuruluşlarına katılım bir defa gönüllülük esasına göre olmaktadır. Mutlaka gönüllülük esası aranır. Sivil toplum kuruluşlarında görev alacak kişilerin rolleri gönüllülük esasına göre dağıtılır. Üstlenilecek rolün kabul edilmesi zorunlu değildir. Yani kişi isterse katıldığı sivil toplum kuruluşundaki görevinden ayrılabilir. Sivil toplum kuruluşlarında üstlenilen görev ve sorumluluklar kişiler arasındaki işbirliği ile paylaşılabilir ya da görev ve sorumluluklar başka bireylere devredilebilir. Yani hastalık durumunda herhangi bir farklı durumda size verilen sivil toplum kuruluşundaki size verilen görevden ayrılabilirsiniz. Bunu başka birine devredebilirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan bireyler çalışmalarının karşılığında herhangi bir ücret almazlar. Tamamen gönüllülük esasına göre yapılan bir çalışma olduğu için sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalar arkadaşlar bir ücret alınmaz. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan bireyler belli bir çalışma saatine uymak zorunda değildir. Yani kamu kurumunda çalışmadığı için kişiler gönüllülük esasına göre çalıştıkları için zaman mefhumu ve mesai mefhumu yoktur. Çalışma saatleri değişken olabilir. Sivil toplum kuruluşlarında resmi kurumlardaki gibi ast üst ilişkisi yoktur. Bir amir memur yoktur sivil toplum kuruluşlarında. Çünkü gönüllülük esasına göre çalışılmakta. Sivil toplum kuruluşlarına her yaştan birey üye olabilir. Belli bir yaş sınırlaması yok. Yani devlet memuru olmak için gereken şartlar arasında yer alan belli bir yaş aralığında olma kriteri burada yok. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak için herhangi bir sınava katılma zorunluluğu da yok. Hatırlarsanız KPSS sınavından bahsetmiştik devlet memuru olabilmek için. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarıyla üye olmak için, katılabilmek için herhangi bir sınava gerek yok. Sevgili arkadaşlar, ülkemizde devlet üzerinden sağlanan, e-devlet üzerinden sağlanan hizmetlerden de bahsedelim son olarak. E-devlet nedir arkadaşlar? Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. E-devlet sayesinde devlet hizmetlerinin vatandaşa kolay, hızlı, kaliteli, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Yine e-devlet vatandaşlara işlerini sıra beklemeden hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca vergi, fatura, harç gibi ödemeler e-devlet üzerinden kolay bir şekilde ödenebilmektedir. Hele ki günümüz şartlarında bu koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız şu zaman diliminde evimizden çıkmadan şu işlemlerin hepsini e-devlet üzerinden yapabiliriz arkadaşlar. E-devlet üzerinden vatandaşlara eğitim hizmetleri, sosyal güvenlik hizmetleri, sağlık ve kültür hizmetleri, yasal işlemler ve benzeri hizmetler de verilmektedir.